değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya İzmir Çeşme'den devam ediyoruz. Yanımızda butik otel alanında faaliyetlerini gösteren Ayşe Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ayşe Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Ayşe Öğütlü. Eskişehirliyim. Eskişehir'den buraya geldim. Şu an 3. sezonuna başlayacağım. Bu şekilde. Alaçatı'da 3. sezonunuzu geçireceksiniz. Evet. Peki buradaki faaliyetlerimiz nelerdir Ayşe Hanım? Neler yapıyoruz burada? Tabii burada şimdi 6 tane odam var. Toplam 12 kişi. Ek yataklarıyla beraber 15 kişiyi ağırlama kapasitesi var. Bir de bahçemizde mini bir kafemiz var. Burada da çay, kahve ikramlarımız var, satışlarımız var. Kokteyller falan yapıyoruz bu şekilde faaliyetlerimiz. Gerçekten çok tatlı, tam Alaçatı'nın havasını ve ruhunu taşıyan bir butik oteldeyiz. 6 odalı bir otel burası aslında ama 15 kişiye kadar ağırlanabiliyor. Evet, 12'den 15'e arttırabiliyoruz. Aynen. Peki sizler burada ne gibi farklılıklar ortaya koydunuz Ayşe Hanım? Neden tercih ediliyorsunuz burada? Bayağı bir namınızı salmışsınız, hatta ödüller bile alınmış. Teşekkürler. Yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Aile işletmesiyiz. Hani bunun bir samimiyetini görüyorlar. Belki de bunun için tercih ediliyoruz. Tercih edilmeye de devam edeceğiz inşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum bir kadın girişimci olarak sizlere. Peki Ayşe Hanım, buradaki konfor alanımızdan bahsetmek istiyorum. Odanın içerisinde neler mevcut? Odanın içerisinde yatağımız, gardırobumuz var. Bir tane koltuğumuz var, banyomuz var. Üst katlarımızda balkonlarımız var. Bahçemiz zaten çok keyifli. Burada çünkü geliyorlar, sürekli fotoğraf çekiniyorlar. Şirin bir yer, yani küçük böyle sevimli bir yer. Artık her şey sosyal medya üzerinden döndüğü için tabii ki de fotoğraf çekilen yerlerin genelde güzel olduğu gibi bir algı var. Gerçekten de öyle, insanlar beğenmedikleri yerin önünde durup da fotoğraf çekinmezler ama burası çok hoş dekore edilmiş. Burada her şey sizin eliniz, emeğiniz mi değdi? Aynen. Bütün çiçeklerin bakımından, renklerin uyumundan hepsini ben şey yaptım, ilgilendim yani. Çok keyif aldım yaparken de. Kendi evim gibi zaten burası. Bunun samimiyetini de karşı tarafa yansıttırıyoruz bu şekilde yani. Gerçekten çok sıcakkanlı bir insansınız. Enerjiniz çok güzel. Peki burada müşterilerimize neler sunuyoruz? Bir menü içeriğimiz var mıdır? Sabah kahvaltısı, akşam yemeği sunuyor muyuz? Sadece sabah kahvaltısı var. Oda kahvaltı dahil veriyorum odalarımı. Akşam yemeğimiz yok. Mevcut değil. Ayşe Hanım, peki buradaki kafe bölümümüzde ne tür içeceklerimiz mevcut? Çaylarımız var çeşitli. Bitki çaylarımız var. Kahvelerimiz var, soğuk kahvelerimiz var, kokteyllerimiz var. Sıcak ve soğuk içeceklerimiz mevcut. Peki Ayşe Hanım, burada kaç kişilik bir çalışma kadromuz var? İki çalışanım var. Bir servis elemanım var. Temizlik elemanım var. Kahvaltı hazırlıyor kendisi. Öğleden sonra da oda temizliklerini yapıyor. Bir tane de servis elemanım var. O da servis yapıp kafe bölümüne bakıyor. Bir de ben varım. Ben de destek çıkıyorum onlara. O zaman sizler için 3 kişilik dev kadro diyebiliriz. Yani evet, evet. Peki Ayşe Hanım, biliyorsunuz ki yoğun bir pandemi sürecinden geçtik. 2,5 yılı aşkın bir süredir biz aslında hastalıkla boğuşuyoruz ve insanlar tatillerini aksatmaya başladılar. Hijyen çok önemli. Sizler burada temizliğinizi ve hijyeninizi nasıl sağlıyorsunuz? Dezenfekte makinelerimizle her odayı çıkıştan sonra, temizliği yapıldıktan sonra, havalandırdıktan sonra dezenfekteyle yapıp kapatıyoruz. İlk sezon bunun daha bir, çünkü 2020 yılında biz burayı aldık, devraldık. O sezonda tam pandemi başlamıştı. Çok dikkat ettik yani bu konuda, maske, mesafe olayı, oda temizliği. Şu an hala devam ediyoruz bu şekilde. Bizim için temizlik çok önemli. Çünkü gelen misafirlerimiz de o şekilde, yani temizliğe dikkat ediyorlar. Bunun için de biz de gerekeni yapıyoruz yani. Peki Ayşe Hanım, sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki. Instagram adresimizde Apaz Butik Otel. Google'da da yazdığınızda orada bütün telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz bulunmaktadır. Buradan ulaşabilirler. Ayşe Hanım, işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? İlk önce hijyene çok dikkat ediyoruz. Bizim için güvenlik çok önemli. Çünkü buraya daha çok bayan gruplarımız çok geliyor. Kamera sistemlerimiz var. Yani aile işletmesi
olduğumuz için de bu bir güven tazeliyor tekrardan. Burada mahremiyeti koruyacak şekilde her bir yanı güvenlik kameralarıyla çevrili zaten. Evet. Sizler zaten sürekli buradasınız, çalışanlarınızla birlikte güler yüzlü hizmetinize devam ediyorsunuz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır, bir mesaj? Tabii ki. Alaçatı'ya gelirseniz yani muhakkak bir çayımızı, bir kahvemizi içmek için bekleriz sizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çayınızı, kahvenizi içtik. Misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.